İyi akşamlar. Burası Amerika'nın Sesi Washington. Ben Barış Ornerli. Sayın izleyiciler, Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, basın ve ifade özgürlüğü ilkelerini Türkiye dahil tüm ülkelerde desteklediklerini vurguladı. Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın da bu konulardaki kaygıları Türk muhataplarına ilettiğini söyledi. Carney, Amerika'nın Sesi Farsça servisinden Parişer Farzam'ın sorularını yanıtladı. Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, Amerika'nın basın ve ifade özgürlüğü ilkelerini dünyanın her yanında desteklediğini, buna NATO müttefiki Türkiye'nin de dahil olduğunu söyledi. Biz ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü, toplanma özgürlüğünü her yerde destekliyoruz. Türkiye önemli bir müttefik ve NATO üyesidir. Ancak Türkiye'de yakın zamanda atılan bazı adımlar konusunda kaygılarımızı açıkça dile getirdik. Bazı önemli akademisyenlerin ve gazetecilerin tutuklanması konusunda ve kaygımızı Başkan Yardımcısı Biden dahil en üst düzeylerde ilettik. Bu ilkelere verdiğimiz destek her yer için geçerlidir ve bu mesajımızı tüm dünyada taşıyoruz. Amerika'nın Sesi'nin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, bölgesel gelişmeleri de değerlendirdi. Carney, Suriye'deki gelişmeleri kaygıyla izlediklerini belirtirken, Esad rejiminin yakında tarih olacağını söyledi. Kesin olan şu, Esad rejimi yakında tarih olacak, iktidarda kalamayacak. Suriye halkına vahşice davrandı, korkunç bir şiddet uyguladı. Bu şiddetin kınanması, rejime karşı yaptırım uygulanması için müttefiklerimiz ve uluslararası ortaklarımızla çalıştık. Dışişleri Bakanı Clinton, New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine ve tüm ülkelere şu mesajı veriyor. Yıkılmaya mahkum olan, devam edemeyecek ve insanlarını vahşice bastıran bir rejimin yanında yer almamalıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Suriye rejiminin günlerinin sayılı olduğunu ve attığı adımların uluslararası toplum tarafından kabul edilemeyeceği mesajını verebilmesi için Rusya ve diğerleriyle birlikte çalışacağız. Beyaz Saray Sözcüsü, İran'ın şu ana kadar nükleer programı konusundaki anlaşmazlığa çözüm bulunması için müzakerelere ciddiyetle yaklaşmadığını, nükleer silah edinme amacından vazgeçmediğini, bunun neticesinde sert yaptırımlar uygulanması için uluslararası toplumun Amerika liderliğinde harekete geçtiğini söyledi. Carney, İran'ın nükleer silah geliştirme amacından vazgeçmesi ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. There is a broad consensus around the globe. Sorunun İran kaynaklı olduğu konusunda dünya çapında geniş görüş birliği var. İran'ın Güvenlik Konseyi üyeleri ve Almanya ile işbirliği yaparak Avrupa Birliği Dış İlişkiler Sorumlusu Catherine Ashton'ın mektubuna yanıt vererek ve müzakerelere yeniden başlayarak uluslararası topluma yeniden katılabileceği bir çıkış yolu da var. Bu yolu seçer ve nükleer silah edinme amacından vazgeçerlerse barışçı nükleer enerji geliştirmeleri ve tüm dünya ile ilişkilerinin düzelmesi mümkün olacak. Şu ana kadar bu yolu tercih etmediler. Bunu reddetmeleri sadece rejimin tecrit olmasıyla değil, halkının da zarar görmesiyle sonuçlandı. Selin Söğer Ünlü, Amerika'nın Sesi Washington. Başta Amerika olmak üzere batılı ülkeler nükleer programından vazgeçmeyen İran'ı petrol sanayisi üzerinden vurmaya çalışıyor. Öte yandan özellikle İsrail, İran'ın nükleer tesislerine operasyon düzenleme tehdidinde bulunuyor. Alparslan Esmer, Ulusal İran-Amerikan Konseyi Başkanı Trita Parsi ile İran'ın nükleer programını ve çözüm arayışlarını konuştu. Washington, nükleer silah üretmeye çalıştığını savunduğu İran'ı uranyum zenginleştirme programından vazgeçirmek için ekonomik darboğaza sürükleme yolunu seçti. İran ekonomisi arka arkaya gelen petrol ambargoları yüzünden ağır yara aldı. Ancak tüm bu yaptırımlar İran'ın nükleer emellerinden vazgeçirecek mi? Vazgeçirse bile ortaya çıkan sonuç kimseyi memnun edecek mi? Ulusal İran-Amerikan Konseyi Başkanı Trita Parsi, Washington'da çok sık danışılan bir İran uzmanı. Parsi, Obama yönetiminin diplomasiyi reddederek büyük bir fırsat kaçırdığı görüşünde. Amerikan yönetimi diplomatik çözüme ulaşma konusunda başarısız oldu. Çünkü diplomasi girişimine çok erken son verdi. Gerek yönetimin kendi içinden gelen, gerekse İsrail ve Suudi Arabistan gibi müttefiklerinden gelen baskı.
baskılar ve maalesef Tahran hükümetinin kendi tavırları Obama yönetiminin diplomasiye devam etmesini güçleştirdi. Sonuçta diplomasiye yatırım yapılması konusunda isteksizdiler. Hızla sonuç almak istediler. Sonuç alsalardı ne ala, ama bekledikleri sürede sonuç alamayınca yaptırım sürecine girildi. Benim kaygım, eğer bu süreç devam ederse belki savaşla sonuçlanmayabilir. Ama olabilecek en kötü şekilde sonuçlanabilir. Sonuçta ortaya daha baskıcı, insan haklarını daha fazla ihlal eden, daha az demokratik, daha tecrit edilmiş, daha öfkeli, daha intikamcı, daha da istikrarsızlaştırıcı bir İran çıkar. Üstelik gerçekten de nükleer silaha sahip olurlar. Will have a nuclear weapon. 2010 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olan Türkiye ve Brezilya, İran'ı az zenginleştirilmiş uranyum karşılığında kendi nükleer yakıtını takas etmeye ikna etmişti. Ancak bu girişim Obama yönetiminin reddetmesi yüzünden sonuç vermedi. Gerçekte girişim başarılı oldu. İranlıları Amerikalıların istediği çizgiye çekmesi açısından başarılı oldu. Yani İran'ın ürettiği 1200 kilogram az zenginleştirilmiş uranyum ülke dışına çıkarılacaktı. Türk ve Brezilya hükümetleri müthiş çaba gösterdi. Çok sayıda ülkenin başaramadığı şeyi başardılar. Ancak başarıya ulaşıncaya kadar Obama yönetimi artık ne olursa olsun yaptırımlara karar vermişti. Sonuçta Beyaz Saray Türkiye ve Brezilya'nın planını kabul etmiş olsaydı bile geri adım atabilecek durumda değildi. Kongre kendi yaptırım planını devreye sokmuştu. Bu da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde sorun çıkaracaktı. Bana sorarsanız bir gün geriye bakıp sorgulayacağız. Türklerin ve Brezilyalıların planı büyük başarıydı. Bu şansı değerlendirmemekse büyük bir hataydı diye. Üstelik İranlılar da aynı şansı değerlendirmeyerek büyük fırsat kaçırdı. Süreci daha da kritikleştiren durum, bu yıl yeniden seçilmeye çalışan Başkan Obama'nın hem rakibi Cumhuriyetçi Parti, hem müttefikleri İsrail ve Suudi Arabistan, hem de kendi yönetiminin baskısı altında kalması. Unutmayın, şu anda Amerika'da seçim dönemindeyiz. İran'la diplomatik girişim başlatmak için çok erken. Özel ortamlarda pişman olduklarını, hata yaptıklarını söylüyorlar. Ama bu pişmanlığı resmi olarak dile getirmeleri daha uzun zaman alacak. Bu siyasetin doğası. Belki 10, 15, 20 yıl sonra bir fırsat kaçırdıklarını ifade edecekler. Ama Washington zamanında diplomasiye yatırım yapsaydı, yaşadığımız ve belki de yaşayacağımız çok kötü olayları yaşamamış olacaktık. Many of the bad things that may unfortunately happen in the next few years. Peki diplomasiye hala şans verilebilir mi? I see a chance, but I think the difficulty, what really needs to be done is to really invest. Tabii ki veriyorum. Ama diplomasiye her politikaya yaptığımız gibi yatırım yapmak zorundayız. Çabuk sonuç beklediğiniz, gerçek müzakere içermeyen diplomasi ultimatom gibidir. Sonuç vermez. İranlılar da aynı şekilde davranmalı. Müzakere konusunda istekli olmalı. Bugünkü statükoyu korumak için risk almak yerine barış için risk almalılar. They need to come there with a willingness to really negotiate. Trita Parsi de diğer uzmanlar gibi İran'ın nükleer silah yapması durumunda bunun bölgede bir nükleer silahlanma yarışını tetikleyeceği görüşünde. İran'ın nükleer silah yapması durumunda bölgedeki diğer ülkelerin de aynı çizgiyi izleme riski yüksek. Bu da İran'ın neden nükleer silah edilmesini önlemek gerektiğini daha iyi ortaya koyuyor. Yalnız biz şimdiye kadar İran'ın nükleer silah edinmesini değil, nükleer silah yapmasını sağlayacak olanakları engellemek için çalıştık. Sorun burada. İşte burada uluslararası hukuk Amerika'nın arkasında değil. Sonuçta İran'ı başka ülkelerin sahip olduğu nükleer teknolojiden yoksun bırakmaya çalışıyoruz. Yalnızca nükleer silah yapımını engellemek istesek, Birleşmiş Milletler incelemeleri, ek protokoller gibi çok sayıda başka tedbir var. Fakat bu tedbirlerde İsrail, Suudi Arabistan, hatta Fransa ve İngiltere tarafından yeterli görülmüyor. Bu ülkeler İran'ın nükleer silah yapabilecek kapasiteye gelmesini önlemeye çalışıyor. Ama bu şekilde devam ederlerse, İran'ın gerçekten nükleer silah sahibi olmasına yol açacaklar. Bölgede durum gerginleşiyor. Amerika ve Avrupa ülkelerinin petrol ambargosunun ardından İran artık Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdit ediyor. Bunun da yeni bir enerji krizine yol açma tehlikesi var. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı hemen kapatmasını beklemem. Ama ileriki aşamalarda düşünebilir. İran'ın ayrıca enerji piyasalarında istikrarsızlık yaratmak işine gelir. Çünkü petrol fiyatları artınca ambargodan dolayı yaşadığı kayıpları kapatmaya çalışıyor.
çalışır. Aynı zamanda Batı'ya uygulayabileceği tek baskı aracı petrol. Ama bu oyun herkesin zararına. İki tarafta yapıcı önlemlerle bu süreçten çıkmanın yolunu aramak yerine birbirine zarar vermeye çalışıyor. İran asıllı Amerikalı uzman Obama yönetimine yakın yetkililerin perde arkası itiraflarını tek atımlık zar. Obama'nın İran Diplomasisi adlı kitabında topluyor ve zamanında Türkiye ve Brezilya'nın başlattığı süreci devam ettirmediği için Washington'un büyük bir fırsat kaçırdığını savunuyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Amerikalı yetkililer İran'ın Beşar Esad rejiminin Suriye halkına karşı şiddet uygulamasını daha aktif bir şekilde desteklediğini söylüyor. Amerika'nın Sesi Dışişleri muhabiri Scott Stearns'un haberi. Amerikalı yetkililere göre muhalefet gruplarının Suriye hükümetine karşı saldırıları artarken Şam hükümeti görevde kalabilmek için İran'dan daha çok yardım alıyor. Merkezi İstihbarat Dairesi CIA Başkanı David Petraeus, İran'ın Suriye'ye yardım etme nedeninin bölgedeki nüfuzunu korumak olduğunu söylüyor. İran'ın Suriye'yi kaybetmesi, lojistik olarak Lübnan'da Hizbullah'a destek vermesini ve Hizbullah'ın kendi çıkarları için kullanmasını zorlaştıracak bir gelişme olur. Bu yüzden İran devrim muhafızlarının Beşar Esad'ı desteklemesini sağlıyor. Suriyeli muhalefet grubu Suriye Ulusal Konseyi üyesi Semir Nasır, İran'ın Esad'a desteğini çekmesi gerektiğini söylüyor. Suriye Ulusal Konseyi olarak İran rejiminin Suriye politikasını desteklemiyoruz. Suriyeliler öldürülürken İran'ın Şam rejimini desteklemeye son vermesini istiyoruz. Araştırma kuruluşu Cato Enstitüsü'nden Maru Innocent, İran'la müttefiki Hizbullah'ın Suriye'deki geleceğinin karanlık olduğunu söylüyor. Suriye'de birçok göstericinin son zamanlarda Hizbullah ve İran bayraklarını yakmaya başladığını görüyoruz. İran konusunda Suriye içinde de bir bölünme var. Esad rejiminin Amerika'ya ve Batı'ya kafa tutmuş olması bazı çevrelerde destek bulurken, bazılarının Hizbullah'ın ve İran'ın Suriye üzerindeki nüfuzundan kaygı duyduğu görülüyor. Ancak İran'ın Esad gitse bile Suriye'deki bütün nüfuzunu kaybedeceği de kesin değil. Amerika Barış Enstitüsü Orta Doğu uzmanı Steve Heidemann, Suriyeli muhalefet gruplarındaki bazı milliyetçilerin Tahran'la ilişkilerine önem verdiğini düşünüyor. Eğer Suriye bir şekilde İran'ın yörüngesinden çıkarsa, bu Tahran rejiminin bölgedeki nüfuzunu sürdürmesini engelleyecek büyük bir darbe olur. Ancak unutmamak gerekir ki Suriye'de kurulacak yeni bir hükümet de eski politikaları devam ettirebilir. Politikaların değişmesi garanti değil. Şam hükümeti değişirse bundan zarar görecek olan sadece İran'ın Hizbullah'a sağladığı destek olmaz. İran ekonomisinin nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımlar yüzünden inişe geçtiği bir dönemde Tahran'ın Gazze'deki Hamas'a silah ve para temin etmesi de zorlaşabilir. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Sayın izleyiciler, Cumhuriyetçi Parti Başkan adaylığı için çekişme sürüyor. Gözler şimdi Nevada ön seçiminde. Nevada ön seçimi Iowa'da olduğu gibi sandık başında değil, parti toplantılarında yapılıyor. Iowa ve diğer bazı eyaletlerde sandık başında yapılan geleneksel oylamalardan farklı olarak adaylar parti toplantılarıyla belirleniyor. Parti toplantıları ön seçimlerden daha karmaşık bir yöntem. Belirli bir partiye kayıtlı kişiler, eyalet çapında çeşitli yerlerde parti toplantıları düzenliyor. Bu toplantılara katılan parti üyeleri aralarında tartıştıktan sonra oylama yapılıyor. Üyeler gruplar halinde seçtikleri adayı sesli olarak açıklıyor. Daha sonra eyalet çapında bu şekilde belirlenen tüm sonuçlar toplanıp sayılıyor. Bu oylamalarda ne kadar çok delegenin hangi adayı desteklediği belirleniyor. Delegeler daha sonra toplanan parti kurultayında resmi başkan adayını seçiyor. Bu süreç adayların eyaletin her köşesinde destekçi toplamak için çok çalışmasını gerekli kılıyor. Bazı siyasi gözlemciler bu sistemin karmaşık sonuçlar verdiği görüşünde. Bunlardan biri de Georgetown Üniversitesi'nden Mark Rom. Parti toplantıları kesinlikle seçmen çoğunluğunu temsil etmiyor. Toplantılara gitmek için zaman ve dikkat ayıran bu kişiler seçmenlerin en partizan kesimi. Cumhuriyetçiler genel seçmene kıyasla çok daha fazla muhafazakar, diplomatlar ise çok daha fazla liberal oluyor. Ancak bazıları parti toplantısı sistemini demokratik ideallere daha yakın buluyor. Lorenzo Morris de bu görüşte.
Parti toplantılarının sadece bir görüşü yansıtmadığı, görüş de oluşturduğu doğru. Bu da ideal demokrasi. İnsanlar bu toplantılara sadece kendi görüşlerinde ısrar etmek için değil, fikir alışverişi ve tartışma yapmak için geliyor. Farklı kesimler sonuçta ortak bir paydada buluşuyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Evet, Washington'dan bugünlük de bu kadar. Amerika'nın Sesi'nin bu ve diğer programlarını internette amerikanınsesi.com adresinde izleyebilirsiniz. Salı 20.45'te görüşmek üzere. Washington'dan iyi akşamlar.